Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Yine suresine başlıyoruz. Yine suresi 1. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar bulundukları durumdan kopup ayrılacak değillerdi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Bak, Kur'an'da önemli bir ayetten söz ediyor. Kitap ehli ve müşrik. Bunları ayrı ayrı tarif edebilecek var mı? Hocam, kitap ehli aynı zamanda da müşrik olmuyor mu? Mesela Hristiyanlar kitap ehli. Bunlar aynı zamanda da müşrik. İşte Kur'an bu kelimeleri niye ayırıyor hocam? Yani kitap ehliyle müşrik ki Kitap çünkü ehli Hristiyanlar, Yahudiler hocam. Müşrikler de Mekke'deki o puta tapanlar, müşrikler. Ahirete inanmayanlar. niye ayırıyor Allah bunları? Peki o Hayır, zaman yani farklı şeylere inanıyorlar da onun için herhalde hocam. bak, mesela Müslümanlar kitap ehli mi? Ehli sünnet Kitap kitap ehli ehli abi. olanları var. Şimdi bak, bunları eğer doğru yere koyamadığın zaman ayetleri anlayamazsın. Mesela bu kitap ehlinden, müşriklerden bahsederken Allah, İman edenlerle. Bak, iman etmeyen kimdi? Ümmiler, putatapıcılar, müşrikler, kafirler, Rabbani yoldan sapmış olan, yani Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri, ahiret aleminin meleklerini inkar eden insanlara Kur'an müşrik diyordu. Ama kitap ehli ahiret alemine inandıklarını söylüyorlar. Hani Allah'ın Resulüne de ki o kitap ehline, ey Tevrat ve İncil sahipleri, ne diye Allah'ın indirdiği ayetleri inkar ediyorsunuz diyor. Siz ona inanıyordunuz diyor. Sizin o kitabınızı doğrulayan o Kur'an'ı neden inkar ediyorsunuz diyor. Kur'an kitap ehli dediği zaman karşımıza Yahudiler ve Hristiyanlar çıkıyor. Bunu bilmek gerekiyor. Ama bugün yeni bir kitap gelse, kitap ehli dediği zaman Kur'an'daki Rabbani yoldan sapan, yani Müslüman olanların dışında inandığını iddia ettiği halde peygamberlerden bazılarını kabul edip bazılarını etmeyen ve Allah'ın gönderdiği melekleri kabul ettiği halde ahiret alemini kabul ettiği halde Allah'ın efendim kendilerine gelen peygamberlerin dışındakileri inkar edenlere Kur'an kitap ehli diyor. Peki müşrik kim oluyor? Müşrik de Allah'a ortak koşan demek. Bu sebeple kitap ehli de Allah'a ortak koşuyorlar. Ne diye ey Meryem oğlu İsa Allah diyor ya, onu ilah edindiler. Sen mi söyledin ey İsa annemi ve beni iki ilah edin diye. Bunları boşuna söylemiyor Allah. Kitap ehli ona inandığı halde onu Allah'ın oğlu konumuna çıkarmışlar. Bunlar yanlış diyor. Bugün Müslümanım diyenler de Allah'ın göndermiş olduğu vahiy kuralları dışına çıkan ehli sünnet ve cemaat mezheplerinde olanlara aynı sözü söylemiyor mu? İşte Bakara suresi 62. ayette iman edenlerle dediği zaman müşriklerden iman eden.
Çünkü kitap ehli iman ediyordu zaten. Ama Allah'ın gönderdiği şekilde iman etmiyordu. İman edenlerle Yahudilerden, bak, aynı ifadeyi İslam kategorisine sokuyor Allah bütün insanları. Arkasından ne diyor? Hristiyanlardan ve Sabilerden. Yani bunlar da kitap ehliydi, Hristiyanlar ve Yahudiler kitap ehliydi. Onlar da Allah'ın gönderdiği vahiy orijinli kurallara göre, dine göre iman eder ve salih amel isterse mecusiler de, yani yıldıza tapanlar, ateşe tapanlar, nehre tapanlar, değişik ifadelerle kim bu gitmiş oldukları yanlış yoldan döner, Allah'ın gönderdiği vahiyle yaşamlarını, hayatlarını sürdürürlerse, inanırlarsa işte onlar kurtuluştadır diyor Allah. Bak, bir ayeti bile doğru anlayamadığım zaman Kur'an anlayışına büyük bir fesat çıkarıyor. Ne diyor? Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler. Bak, kitap ehli inkar etmiyor ama kitap ehli bazılarını kabul ediyor, bazılarını kabul etmiyor. Ama inkar edenler bütünüyle inkar ediyorlar. Yani bunları da ikiye ayırıyor Allah. Birisi deist olanlar, bunlar Allah'ı kabul ediyor. Birisi de ateist olanlar, bunlar Allah'ı kabul etmiyor. Hem de Allah'ın Rabliğini kabul etmiyor. Deist olanlar Allah'ı kabul ediyor ama Allah'ın Rab olduğunu kabul etmiyor. Allah'ın Rab olduğunu kabul etmemek ne demek? Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre söylem ve eylemi düzenleyip Müslüman olarak yaşamakla ancak mümkün olur diyor Allah. Kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar bulundukları durumdan kopup ayrılacak değillerdir. Apaçık delil, işte Kur'an geldi diyor Allah. Niye bunu kabul etmiyorsunuz? İfade bu. Bilmiyorum. Bu konuda sorusu olan veya başka görüşü olan varsa. Şimdi hocam, dinlemek. Bu müşrikler eğer ahirete inanmıyorlarsa bunlar nasıl müşrik oluyorlar? Yani o zaman puta tapıcı, inkarcı, ateist demesi lazım Kur'an bunlara. Ama Kur'an müşrik dediği, ya Allah'a eş koşa, Allah'ı kabul edecek ki ona eş koşacak, ortak koşacak. Bunlar ahireti kabul etmiyorlarsa neden Kur'an onlara müşrik diyor? Ayette de örnek verelim hocam. Bakara suresi 80. ayette Yahudiler Allah'ın varlığına inandığı ve Allah'ın kendilerine gelen, biz bize indirilenlere iman ederiz dedikleri halde neden onlar müşrik oluyor o zaman? İşte müşrik kelimesini kullanırken hem bunu kitap ehli için kullanmış ama müşriğin ana çatısı Allah'ın gönderdiği kitapları, peygamberleri, ahiret alemini kabul etmeyen ümmiler, kafirler, deistler, ateistler için kullanmış Kur'an müşrik kelimesini. Ama bunlar da dolaylı olarak, onlar da Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarını bozdukları, parçaladıkları, zan ve tahminle Allah adına din uydurduklarından dolayı Kur'an yer yer onlara da müşrik ifadesi kullanmış. Olay bu değil mi? Tamam, mesela, bunu açıkça söylüyor Kur'an. İsa Allah'ın oğludur dediler, müşrik oldular diyor. Orası amenna, tamam. Evet. Ama Mekke'deki ümmiler nasıl müşrik oluyor yani? Mekke'deki ümmiler Kur'an söylemiyor mu? Ne diyordu ayette? Puta tapıcılar, biz atalarımızın dinine uyarız diyorlar. Atalarının dinine uymak mı? Allah'ın dinine uymak mı? Allah'ın dininin karşısında paralel bir dine uymak veya sapmak müşrik ediyor adam işte. Ümmiler. Ya, onlarda da o zaman bir Allah inancı var ama atalarından gelen bir Allah inancı var. Öyle bir Allah inancını, Allah neydi, ne diyor? Bak, Bakara suresi 28. ayette
nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa sizi ölüyken o diriltti, sonra öldürüp tekrar sizi diriltip hesaba çekecek diyor. Peki bunlar hem Allah'ı kabul etmiyor hem de Allah'ın Rab olduğunu kabul etmiyor. Ama Allah'ı kabul ettiği halde diyor ki onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen yine Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. O çevrilme olayı yaratılışta Rabbim Allah'tır demişti. Bu sözden cayma Allah'ın dışındaki ilah ve Rab'ları kabul etme, ona kul olma, ona ibadet etme anlamda kullanmış Kur'an bunu. İşte müşrik kelimesini ehli kitapla böyle ayırıyor Kur'an. Müşrikler peki, diyorlar zaman, ki biz o zaman bir kişi hakkında şimdi yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz diyorlar. Ama ehli kitap öyle demiyor işte. Bu sebeple bunları ayırıyor birbirinden. O zaman şimdi bir kişi de mesela diyor ki İsa'nın babası yoktur diyor. Bunu niye söylüyor? Ataları böyle anlattı. Çocukluğunda buna inandı. Daha sonra da Kur'an'dan buna delil bulmaya çalışıyor. Kendi kafasınca yani. Kur'an ayetlerini buraya yorumluyor. O zaman bunlar da müşrik olurlar. Yani Allah böyle demediği halde atalarından gelen dine inandıklarından dolayı onlar da müşrik olurlar. Ama şöyle bir şey var. Mesela kişi bütün gayretini gösterip, çabasını gösterip eğer o konuyla ilgili bir doğru çıkış yolu bulamamışsa bilmediklerinden Allah sorumlu tutmayacağım diyor. Öyle anlatmışlar, öyle anlamıyor. Ama inanan insan, doğruyu ve yanlışı ayıklamak için çaba gösteren insan mutlaka ama mutlaka bunu çözer anlar. Allah'ın babasız bir çocuk yaratmayacağını Kur'an kendisi söylemiyor mu? O nasıl babasız oluyormuş o zaman? Böyle bir din olabilir mi? İşte yer yer bunlar da bilmeden müşriklik yapıyorlar. Evet. Hocam şöyle de bir şey var. Ete kemiğe büründü, Mahmut diye göründü. Bu nasıl, buna inananlar nasıl olacak? Bunlar da yani müşriklik. Geçmişi bırak. Başkalarını. Bizim içindeki bizdeki insanlar böyle düşünüyor. Onlar o bu nasıl ya? Yani? Hocam onlar da müşrik olmuyor mu hocam? Hazreti İsa'ya Allah'ın oğludur demek. Efendim bizim bütün günahlarımızı o üstlendi demek müşriklik değil mi? Bu da buna hem müşrik diyor Kur'an hem ehli kitap diyor. Ey İsa sen mi söyledin annemi ve beni iki ilah edinin diye? Böyle diyor Allah. Bunlar Müslüman olmadığını bütün ehli kitap olanlar ölmeden önce İsa'nın gerçekten Allah'ın nebisi gönderdiği nebisi Resulü olduğunu anlayacaklar ama İsa da onlar aleyhine şahitlik edecek diyor. Nisa suresi 159. ayette. Eyüp hocam bugün izledim. Menzil Şeyhi işte müritleriyle beraber Mekke'de mi Medine'de mi namaz kılacaklarmış. Biraz gecikmişler. Tam güneş batacakmış. Ama güneş bir anda durmuş. Normal batması gereken güneş. Sufiler namazı kıldıktan sonra ondan sonra batmış güneş. Yani Peygamber Efendimiz bunlara himmet ediyormuş. Yani bunlar gecikince Allah namazları geçmesin diye güneşi bekletmiş. Yani hani işte hani diyorlar İsa Allah'ın oğludur efendim. Kainatı onun yüzü hürmetine yarattım filan. Bunlar da ufak şeyler yani. Neler var neler var. Torba dolu. Öyle hale getirmişler ki bu şeyhlerini. Kesinlikle ben izin vermeden hiç kimsenin canını alamaz Arzail diyor. Neyse bir gün yakın dostunun birinin canını alıyor. Sepete koyuyor bütün ölecek olanları. Giderken haber veriliyor buna.
Hemen yakalıyor şeyi, Azrail'i. Çıkar bakalım şu adamı diyor. Hayır, Allah'a ben hesap veremem o zaman diyor. Hayır diyor, çıkaracaksın diyor. Neyse, Allah'a bir danışayım, ondan sonra sana geri veririm diyor. Neyse Allah'a danışıyor, o ne derse o doğrudur dedi diyor. Hemen bir serpti diyor eldeki sepetteki ruhları. Hepsi yerli yerine bedenine geri girdi diye anlatıyor. Bu şekilde geçiyor Allah'ın dinini. Eyüp hocam, yol yakınken bir tane şeyh bul kendine. Ona da yalvar. Şeyhim, izin verme Azrail'e. Daha benim çocuklar var, evlenecekti. Daha neler 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 yapacağım ben. Gözünü seveyim. Yalvar, yakar, işin garantile. İşte bunları duyunca hocam, Ali hocam, bunlar Hristiyanlardan daha beter yani. Ya zaten yani Hristiyanlara ne, bunlar din öğretiler yani, anlıyor musun? Ya, bu insanlar. Ben öyle düşünüyorum yani. Onun için Musa'dan, İsa'dan hiç değil, bizim içimizdeki bu beyinsizler yani, onları sollamışlar bence. Ben şunu diyorum. Devam edelim. Bugünkü İslam toplumlarındaki o delilde Allah'tan gönderilmiş bir elçi ki tertemiz sahifeleri okumaktadır. Onların içinde dost doğru yazılı hükümler vardır. Allah'tan gönderilmiş bir elçi ki tertemiz sayfeleri okumaktadır. Onun içinde dost doğru yazılı hükümler vardır. Allah'ın göndermiş olduğu o kitap, yani insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa Allah peygamberleri peş peşe dizdiğini söylüyor. Her peygamberin getirdiği din İslam, teslim olanlara da Allah Müslüman diyor. Allah'tan gönderilmiş bir elçi ki o Muhammed tertemiz sayfaları okumaktadır. Bütün peygamberler tertemiz sayfalar okuyor. Hani Bakara suresi 136. ayette ne diyordu? Deyin ki biz sana indirilene, senden öncekilere, indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor. O zaman bütün peygamberlerin getirdiği din, Allah'ın gönderdiği din İslam oluyor. Ve teslim olanlara da Allah Müslüman diyor. Başka yok. Dünya üzerinde ya Müslüman var, ya da Müslüman olmayan var. Bir adam hem Müslüman hem de gayrimüslüman olamaz. İşte Müslüman olanlar tek bir ümmet, tek bir şeriat içerisinde. Bunların yaşam biçimine, hayat tarzına Allah düzenlediği için, Allah belirlediği için onlar kesinlikle vahyin dışında hareket etme şansı yok. Müslümansa vahiy kurallarına göre hareket edecek. Onların içinde dost doğru yazılı hükümler vardır. Kur'an hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü net bir şekilde ayırt eden bir kitap değil mi? Onun her söylediği dost doğrulandır. Hani Allah sizi ben bu Kur'an'dan hesabı çekeceğim. Eğer bu zikirden kim uzaklaşırsa şeytana onlara bir kabuk bağlatırım. O da yolunu dost doğru sanır. Biz de onu onu şeytanın en yakın arkadaşı yaparız ifadesiyle onların vahyin dışına çıkanların fotoğrafını ortaya koyuyordu. Yani tertemiz sayfeler, hani ona Tekvir suresinde diyordu ya, o şerefli bir elçidir. O Allah katında bir değeri vardır, üstünlüğü vardır ifadesiyle onun söyledikleri ya vahiydir ya vahiylerin harmanlamasının bir yorumdur. Kesinlikle o vahyin dışında bir söylemde veya bir eylemde bulunacak olsaydı onu şah damarına yakalar, kıskıvrak hesabını sorardık. Tertemiz sayfa bu. Yani kesinlikle o Allah'tan gelen vahyi bilgiler bir taraftan ezberlenmiş, bir taraftan da deliller ve kağıtlar üzerine yazılıp belgelenmiş. Kim Kur'an bozulmuş diyorsa, yani o orijinal olan Kur'an bozulmuş diyorsa, o gerçekten sapmıştır diyor Allah.
Evet. Kitap ehlinden olanlar ancak kendilerine apaçık belge geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Kitap ehlinden olan, kitap ehli kimdi? Önce onu bir tarif edelim. O kadar konuştuk ama kitap ehli Allah'ın gönderdiği kitapların bazılarını, Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bazılarını kendine, biz bize indirilenlere inanırız dedikleri halde, ahiret aleminde kabul ettikleri halde, Allah'ın gönderdiği vahiy orijini, dini satarak, gizleyerek, zan ve tahminle Allah adına din uyduranlara Kur'an kitabı ehli diyor. Bunlar Allah adına uyduruyor. Bunların hepsini sorsan dost doğru yolda olduğunu zannediyor. Ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. Fırkalara ayırmak ne oluyor? Çünkü İslam toplumu hani ne diyordu? Bu Kur'an'ı mahcur bıraktılar. Ümmetim bu Kur'an'ı unuttular. Bu Kur'an'ı terk ettiler ifadesi kullanıyor. Şu anda İslam toplumlarındaki din anlayışı da Kur'an'ın tarif ettiği bu din anlayışıyla aynı değil mi? Fırkalara ayırmak bu değil mi? Ne diyordu Firavun? Öyle azmıştı, öyle zalimleşmişti ki halkı fırkalara ayırıyor, kadınları sağ bırakıyor, erkek çocuklarını öldürüyordu ifadesi kullanıyor. Yani bütün genelde insanlık tarihinin başlangıcından bu tarafa Müslüman olanlar çok az olmuş ama çok az olanlar da zamanla fırkalara ayrılarak o vahyin orijinal anlatışından uzaklaşmışlardır diye düşünüyorum. Evet. Zaten günümüzde de biliyorsunuz kitap ehlinin kim olduğunu, bunu defalarca konuştuk. Apaçık belge geldikten sonra fırkalara ayrıldılar diyor. Gerçekten de ayrılmışlar. Ve bu ayrılığı bir de resmileştirmişler. Yani dört mezhep haktır demişler. Onun dışındakiler batıldır. Şia kendi mezhebini hayat tarzı haline getirmiş. Diğerlerini kabul etmiyor. Öbür yani Kur'an gelmezden önceki ehli kitap neler yaptıysa aynısını Kur'an geldikten sonra insanlar yapmışlar. Demek ki insanlar sapmaya meyilli varlıklar. Oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler, Allah'ı birleyenler olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka şeyle emrolunmadılar. İşte en doğru ve dimdik, sapasağlam din budur. Şimdi ne diyordu? Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, siz size gelen, Allah'tan size indirilen Tevrat ve İncil'i Allah'tan geldiği gibi ayakta tutmadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz diyordu. Şu anda da Müslüman olanlar için bu değil mi? Ey Müslümanım diyenler, siz Allah'tan gelen şu Kur'an'ı Allah'tan geldiği gibi anlayıp, Allah'tan geldiği gibi yaşayıp, Allah'tan geldiği gibi hayatınıza uygulamadıkça siz hiçbir şey üzerinde değilsiniz demiş olmuyor mu Allah'ta? Oysa onlar dini yalnızca ona halis kılan hanifler olarak sadece Allah'a kulluk etmek, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte en doğru ve en sağlam din budur. Yani bütün Müslümanlar bunun için bu Allah'tan gelen din, halis din bu olması gerekmez mi? Kur'an sürekli halis dinden söz ediyor. Ne demek halis din? Allah'ın gönderdiği vahiy kurallarına göre söylem ve eyleme halis din diyor. Bu söylem ve eylem o bir çarpıklık, bir çatlaklık olursa o halis din olmaktan uzaklaşıyor. İşte Allah Hazreti İbrahim'i ve İsmail'i Kabe'nin sütunlarını yükseltirken ifadesi kullanırken
tam anlamıyla ey İbrahim, sen rüyanı doğruladın ve gerçekten sana Allah büyük bir kurbanı fidye olarak verdi ifadesi kullanıyor diye düşünüyorum. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratılmışların en kötüleridir. Şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler. İşte Kur'an'ın, bak Kur'an insanlara temel olarak ikiye ayırıyor dedik. Birisi Müslüman olanlar, birisi de Müslüman olmayanlar. Müslüman olmayanları da Kur'an yine ikiye ayırıyor. Birisi müşrik olanlar, birisi kitap ehli olanlar. İşte Kur'an bunların her ikisine genel başlık altında cin diyor. Hani Enam suresi 130. ayette ey insan ve cin topluluğu, Allah size dünya hayatında bu cehennemle karşı karşıya geleceğini size bildiren elçiler göndermedi mi? Onların hepsi dediler ki evet Allah gönderdi ama biz onları yalanlamış, inkar etmiştik. O zaman girin cehenneme ifadesi kullanıyor. İşte şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde sürekli kalıcılar olarak ebedi cehennemde onlar için yaratılmış cehennem vardır. Onlar için, onlar yaratılmışların en kötüleridir. Hani bir ayette de diyor da ya, yeryüzünde yaratılmış olan varlıkların en çirkini ses eşeklerin sesidir diyordu. Hani bir ayette de diyor ki, o kitap yüklü merkeplerden söz ediyor. Cuma suresi 5. ayette yanılmıyorsam. Orada Cuma suresi 5. ayette kitap yüklü merkep derken o inkar eden müşrikler ve kitap ehli olanlar kendilerine yüklenen emanet ve sorumluluğun bilincinde oldukları halde bilincinde yokmuş gibi davranan insanlardır. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağıdır. İşte bir ayette de diyordu ya, aklını kullanmayanlar hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da daha aşağıdır ifadesi kullanıyor. Hayvanlardan daha aşağıda olana Kur'an az önceki ayetlerde dedi ya, en aşağılık olan yaratıklar onlardır diyor. Hayvanlar kendilerine kodlanmış olan bilgiyle hareket ediyor. Kesinlikle Allah'ın koyduğu, kodladığı bilginin dışında hareket etmedikleri halde ama insan kendine özgürlük verilince inkar etme, zulmetme, her türlü ahlaki bozuklukları yaparak hayvanlardan da daha aşağı konuma geldiğini anlatıyor. Buna Kur'an eşeğin bir bedeni diye öldükten sonraki et giydirme olayını da Bakara suresi 259'da onu anlatıyor diye düşünüyorum. İman edip salih amellerde bulunanlar ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. İman edip salih amel işleyenler. İşte Allah'ın kutladığı, Allah'ın övgüyle bahsettiği, Allah'ın ahiret aleminde, dünya hayatında sarp yokuşa boyun eğen, göğüs geren, her türlü sıkıntılara rağmen sabreden, kesinlikle o inkar eden ve zulmedenlerin zulümlerine maruz kaldığı halde bir türlü yaratılışta verdiği sözden caymayan, iman eden, salih amel isteyen Müslümanlardır. Kur'an bunun üzerinde ısrarla durarak anlatıyor. İman eden ve salih amel isteyenler onlar için yaratılmışların en hayırlıları olduğunu söylüyor. Allah bunları ayırırken örnek veriyor Allah. Efendim güçlü bir kişinin, efendinin iki kölesi var diyor.
Bunlardan birisi dilsiz, yani ne söylersen yerine getirmez. Bunlarda birisi de ne söylersen yerine getirir, her türlü efendisine hayırlı işler yapar diyor. Bunlarla efendisi adil bir efendi olarak o ikisini bir tutması mümkün mü? İşte Allah'a iman eden ve salih amel işleyenleri Allah'ın ahiret âleminde kim kat kat artırma koşuluyla bana borç verecek dediği zaman o iman eden salih amel işleyenler bunları yapıyorsa işte Allah'ın sevdiği, Allah'ın ödüllendirici insan da budur diyor Allah. Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı, hoşnut, memnun kalmışlardır. İşte bu Rabbinden içi titreyerek korkan kimse içindir. Rableri katında onların ödülleri, yani dünya hayatında ayrıca bir ödül vermiyor Allah. Neden? Çünkü hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratır. Ne zulmedenlere dünya hayatında özel bir ceza var, ne de Müslüman olup salih amel işleyenlere, iman edip salih amel işleyenlere de vahiy ve evren yasa kuralları dışında özel bir mükafat var. Ancak ahiret aleminde ne diyor Rableri katında onların ödülleri içinde ebedi kalıcılar olarak olmak üzere altından ırmaklar akan adın cennetlerdir. Bundan daha güzel nasıl bir ödül olabilir? Allah onlardan razı olmuştur. Buna en güzel anlatan ayet benim gördüğüm kadarıyla Mücadele Suresi 22. ayetti. Kendileri de ondan razı olmuşlardır. Yani Allah istediği şekilde dünya hayatında Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket edenden Allah razı oluyor. Allah da bunlara bu razı olmanın bedeli olarak da ahiret aleminde kat kat artırma koşuluyla Allah cennet vaat ediyor. Onu anlatıyor. Kalmışlardır. İşte bu Rablerinden içi titreyerek korkanlar için kimse içindir ifadesi kullanıyor. Yani kim Allah'tan korkup Allah'ın koyduğu kurallara göre her türlü zor şartlara rağmen Allah'ın istediği şekilde yaşamını sürdürüp ölürken de ben Müslüman olarak öldür deyip de öyle olarak ölenlere de Allah ebedi cennet vaat ediyor. Olay bu. Evet. Arkadaşlar, eklemek istedikleriniz veya sormak istedikleriniz varsa buyurun. Ve yine suresini bugün işledik, bitirdik. Peki, başka herhalde. Yarın inşallah Zilzal suresinden devam ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam.